Çiptes Merkezi'nden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda LG'nin çift ekran ve çift kamerasıyla dikkat çeken telefonu V20 modelini tüm detaylarıyla değerlendireceğiz. LG çift ekran ve çift kamera konseptiyle geçtiğimiz sene bizlere farklı bir amiral gemisi tanıtmıştı hatırlarsanız. V10 olarak karşımıza çıkan bu model başarılı özellikler getiriyor ancak bunları geniş ve kalın bir gövdeyle sunuyordu. Aradan geçen bir yılın ardından elbette ailenin yeni üyesi tanıtılmakta gecikmedi ve V20 geçtiğimiz Ekim ayında tanıtıldı. Kısa zaman içinde ülkemizde de tanıtımı yapılan V20 hatırlayacak olursanız lansmanda elimize geçmişti. Canlı yayında hakkındaki ilk izlenimlerimizi sizlerle lansmanla paylaşmıştık. Bu defa da V20'yi derinlemesine inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi adım adım gideceğiz ve ilk durağımız tasarım olacak ancak geçmeden önce kısaca telefonun fiyatından ve beraberinde getirdiği hediyelerden bahsetmek istiyorum. LG V20 raflarda şu an 2969 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor ancak bu fiyata yalnızca telefonu almıyorsunuz yanında telefonun kullanımını zenginleştiren arkadaşları da var. Bunlar arasında daha önce inceleme fırsatı bulduğumuz LG Cam 360 kamerayı bulabiliyorsunuz. Ayrıca Bang & Olufsen H3 kulaklık ve Hi-Fi Plus modülle kutu içerisinde sunuluyor. LG Cam 360 ile 360 derecelik videolar kaydedebiliyorsunuz. İncelemesini daha önce gerçekleştirmiştik. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bang & Olufsen H3 ise güzel ses veren bir kulaklık. Sıradan kutu içinden çıkan kulaklıklardan daha fazla beğeneceğinizi söyleyebiliriz. Hi-Fi Plus modül ise müzikte sesi geliştirmeni sağlayan bir aksesuar. Bu aparatı daha önce LG G5 ile birlikte görmüştük. Telefon altına yerleştirilebiliyordu. Ancak bunu V20 ile kullanamıyorsunuz. Çünkü V20 USB tip C portunu kullanıyor. Hi-Fi Plus modülü ise micro USB standardıyla çalışıyor. LG bu cihaza kullanıcıların diğer cihazlarını kullanabilmesi için kutu içerisinde yer vermiş. Evet, bunları söyledikten sonra şimdi V20'nin tasarımını geçelim ve daha sonrasında daha detaylı bir şekilde irdelemeye başlayalım. LG V20'de V10'a göre büyük yol kat etmiş. Her ne kadar en ve boy olarak iki telefon birbirine yakın dursa da kalınlık noktasında büyük değişim söz konusu. V20 7.6 mm kalınlığıyla V10'a kıyasla daha ince ve 174 gram ağırlığıyla daha hafif bir telefon modeli. Böylece V10'un hantal tasarımı V20'de yok. Titan, gümüş ve pembe renk seçenekleriyle bulunabilen V20 elimizdeki modeliyle titan renginde. Telefonda V10'un dokulu arka yüzünün yer almaması daha az dirençli olduğu anlamına gelmiyor. V20 mi standartları çerçevesinde darbelere karşı korumalı yapıda tasarlanmış. Ancak telefonun herhangi bir IP sertifikası ise yok. Yani suya karşı ekstra dirençli değil. V20'nin üst ve alt kenarı silikon polikarbonat malzemeden üretilmiş ancak telefonun arka yüzü tamamen alüminyum malzemeye sahip. Öte yandan arka kasayı kenarındaki buton vasıtasıyla çıkartmanız da mümkün. Bu sayede telefonun bataryasını değiştirebiliyor ve SIM kart ile microSD kart slotlarını telefonun arka yüzünden erişebiliyorsunuz. V20'de yeni bir parmak izi okuyucu elbette yer alıyor. Telefonun arka yüzünde yer alan bu buton aynı zamanda güç butonu olarak da görev alıyor. Telefonda USB-C yuvası alt kenarda yer alırken onun hemen yanında 3.5 mm'lik jack girişini görüyoruz. Son olarak ses butonları da telefonun sağ kenarında yer alıyor. LG V20'de çift ekran yer alıyor. Ana ekran 5.7 inç boyutunda bizlere sunulmuş. Burada 2K çözünürlüğünde bir panel bizleri karşılarken onun hemen üzerinde yer alan ikinci ekran ise 2.1 inç boyutunda ve 160'a 1040 piksel çözünürlüğünde. Ana ekran 513 ppi piksel yoğunluğuna sahipken panel olarak IPS LCD görüyoruz. Telefon ekran gövde oranı da %72.4 gibi iyi bir seviyede tutulmuş. LG ekran koruması olarak ise Gorilla Glass 4 kullanmış. Burada neden Samsung'un Note 7'de kullandığı gibi Gorilla Glass 5 kullanılmamış bilmiyoruz. Fakat ekranın normalden biraz daha kalın olduğunu ve bu sayede dayanıklı bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. İkinci ekrana gelecek olursak, burada tıpkı V10'da da gördüğümüz gibi bu seriyi özel yapan kullanışlı bir panel sunulduğunu söyleyebiliriz. V20'nin ana ekranı beklediğimiz gibi çalışırken ikinci ekran sürekli olarak açık durumda. Böylece saati kontrol etmek veya bildirimlerinizi görmek için ana ekranı uyandırmak zorunda kalmıyorsunuz. Buraya atacağınız uygulamalara hızlı erişimde bulunabiliyor. Tarih bilgisine erişebiliyor veya hatırlatıcı not bölümü olarak da kullanabiliyorsunuz bu bölümü. Elbette daha pek çok özelleştirme de elinizde. Öte yandan V20'nin ikinci ekranı direkt olarak V10'unki ile aynı değil. Minor güncelleştirmeler mevcut durumda.
V20'deki ekran Selef modele kıyasla daha parlak. İkinci ekranın yaklaşık 68 nit parlaklıkta olduğunu söyleyebiliriz. LG V20 Android 7.0 Nougat ile birlikte geliyor ve bu sayede bize çoklu pencere özelliği ve pil ömründen tasarruf sağlayan doz modunu beraberinde getiriyor. Öte yandan in-apps adında uygulamalar içinde arama yapabilmenizi sağlayan bir özellik de burada ana ekranda mevcut. Böylece menüsüz tasarıma sahip olan ara birimde telefon içinde yer alan uygulamalara erişmekte zorlanmıyorsunuz. Android 7.1.1'in gelecek olmasıyla telefonun işlevsellik adına daha pek çok yararlı fonksiyonu sahip olacak önümüzdeki günlerde kuşkusuz. LG V20 Android 7.0 Nougat'ı ilk akıllı telefon olma özelliği gösterirken bunu elbette bir de LG UX 5.0 arayüzüyle süslüyor. Kullanım gayet basit olan arayüz kullanışlı seçenekler getiriyor. Bunlardan biri ekrana bir sürü basılı tuttuğunuzda karşınıza çıkan bir ekran. Buradan tema seçeneklerine erişebiliyor. Telefondan kaldırdığınız uygulamaları görebiliyorsunuz. V20'de Quick Memo Plus, LG Health ve Smart World gibi uygulamalar da yüklü olarak geliyor. Bunlardan Smart World'e göz atmanızı özellikle öneriyoruz. Çünkü V20 ile ilgili çeşitli özelleştirmelere bu uygulamadan erişebiliyorsunuz. Yine Quick Memo Plus ile notlarınızı alabiliyor ve LG Health ile de çeşitli sağlık verilerinizi kayıt altında tutabiliyorsunuz. Yine analiz edebiliyorsunuz. Yine LG'nin daha önceki telefonlarına da karşılaştığımız Smart Bulletin uygulamasını isteğe bağlı olarak açabileceğiniz bilgisini de verelim. Ara birimde bu başlık altında telefonun güç tasarrufu, bellek, depolama ve pil kullanımına ilişkin verilerine erişebiliyorsunuz. Yine burada yer alan LG Backup uygulaması yoluyla telefonu kolayca yedeklemek de elinizde. Şimdi yavaş yavaş LG V20'nin teknik kadrosuna gelelim ve ardından da performans ve diğer özelliklerine geçelim. LG V20'de Selef modele göre elbette teknik konuda da güncellemeler görüyoruz. İşlemci Snapdragon 808'den Snapdragon 820'ye güncellenmiş durumda. Ancak ne yazık ki burada Snapdragon 821 Yonga setini kaçırmış olmamız üzücü. Bilindiği gibi Snapdragon 821 şu an Asus Zenfone DX3 ve Google Pixel'de kullanılıyor. Tıpkı LG V10'da da gördüğümüz gibi 4 GB RAM kapasitesine sahip olan V20, böylece mobil uygulama ve oyunlar için yeterli kapasite ihtiyacını karşılıyor. Yine telefonda yer alan Adreno 530 grafik birimi ile birlikte Vulkan API desteği de geliyor ve böylece bu telefonla adeta konsol kalitesinde oyun deneyiminin de kapısı aralanıyor. V20'nin depolama kapasitesi bir hayli geniş. 64 GB dahili depolama kapasitesi sunan telefon ek depolama alanı içinde microSD kart desteğini de koruyor. Burada da tam 256 GB bir kapasitede size ek seçenek sunulabiliyor. V20 yine bağlantı açısından da zengin. 802.11ac Wi-Fi desteği, Bluetooth 4.2 sürüme ve NFC'nin yanı sıra USB tip C de telefonda yer alıyor. Şimdi LG V20 ile aldığımız test sonuçlarına bir göz atalım. LG V20 sentetik sonuçlarına baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı diğer amiral seviyesindeki akıllı telefonlarla yan yana konumlanıyor. Bazı noktalarda geriden geldiğini gördüğümüz telefon bazı noktalarda da üst sıralarda yer alıyor. Özellikle sentetik test sonucundaki pil performansına baktığımızda PCMark'ta 4 saat 18 dakika bir süre bize sunduğunu görüyoruz. 3200 mAh kapasitesindeki pil kapasitesi için bu test sonucu açıkçası üzücü, fakat her zaman dediğimiz gibi sentetik test sonuçları bazen bir şey ifade etmiyor. Şöyle ki LG V20'yi uzunca bir süredir kullanıyoruz. Batarya kullanımı ile ilgili olarak şunu söylemek gerek ki telefonun pil boşaltım oranı, telefonun normal özellikleri ve ikinci ekranın açık olduğu, Hi-Fi ses modu ve kameraları gibi noktalarını kullandığımız senaryo çerçevesinde ölçümlediğimizde verimli görünüyor. Ha, eğer telefonda çok sayıda fotoğraf ve video çekecek, high resolution yani yüksek çözünürlüklü ses parçaları dinleyecek ve yoğun oyun oynayacaksınız, evet, o zaman V20'de piyasadaki diğer telefonlarla pil konusunda aynı kaderi paylaştığını söyleyebiliriz. Örneğin biz yaptığımız 90 dakikalık HD video testimizde Hi-Fi ses testi modu açıkken V20'nin pilini 171'e kadar boşalttığını gördük. Bu da 90 dakikada %29'luk bir kayıp demek.
Evet, V20'de kablosuz şarj yok ancak hızlı şarj bu telefonda yer alıyor. Quick Charge 3.0 desteği ile telefonu hızlıca şarj edebiliyorsunuz. V20'nin pilini sıfırladıktan sonra %50 seviyesine ulaşması yalnızca yarım saat kadar sürüyor. Bataryanın tamamen dolmasını istiyorsanız ise 80 dakikalık bir süre gerekli. V20 multimedya konusunda oldukça iddialı bir telefon. Bunun sebebini müziğe ve eğlenceye odaklanan bir akıllı telefon olması oluşturuyor. Öncelikle V20'de 3 High AOP yani akustik aşırı yük noktası adı verilen mikrofonun olduğunu belirtmek gerekli. Bununla birlikte video kaydı yaparken yüksek çözünürlükte kayıpsız ses formatı elde etmek mümkün hale gelebiliyor. Video sesini özelleştirebildiğiniz telefon ESS Saber ES9218 yongasından güç alan 4 dijital dönüştürücüden güç alıyor. Bu teknoloji dinlediğiniz MP3'lerde bile derinlik sağlarken eğer olur da flag dosyası çalarsanız çok daha fazlasını elde edebilmenizi sağlıyor. Fakat bu performansı V20'nin üzerindeki hoparlörlerden alabilmeniz zor çünkü hoparlörün ses performansı sönük. İyi bir müzik dinletisi için V20 ile beraberine gelen kulaklıkları kullanmanız gerekli. Oyun ve video oynatımı ile ilgili ise ekrandan beklentinizin büyük oranda karşılanacağınızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 2K çözünürlükteki IPS panel açık havada olduğu kadar iç mekanlarda da canlı renkler ve keskin detaylar sunuyor. Öte yandan uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmak için telefonun renk sıcaklığını ayarlama yeteneğini de kullanabilirsiniz. Bu arada V20'nin oyun performansından bir hayli memnun kaldığımızda araya sıkıştıralım. Bu kısmı kapatıp kameralara geçmeden önce şunu da söylemek lazım. V20 Nougat ile çalıştığından ötürü Google Daydream VR'a hazır olması gerekiyor. Fakat şu an halihazırda bir açıklama yok. Öte yandan Google Daydream VR resmi sitesinde de yalnızca Pixel, Pixel XLarge ve Moto Z telefonlarını görüyoruz. LG V20'nin tanıtımında da özellikle fotoğraf yeteneklerinin ön plana çıktığı açıklanmış hatırlarsanız çift arka kameranın yer alması ve geniş açılı fotoğraflar çekebilmesiyle farklı bir kullanım şekli sunan V20 hem ön hem arka kamerasıyla dar ve geniş açılı fotoğraf imkanı veriyor. Direkt olarak selfie kameradan başlayacak olursak telefonun arayüzünden erişebileceğiniz ayarlardan cheese ve smile gibi sözcüklerle fotoğraf çekebilmenizi sağlayabileceğinizi söyleyebiliriz. Bu arada çektiğiniz fotoğrafları RAW formatında kaydetme imkanınız da mevcut. V20'nin özellikle kamera arayüzü fazlasıyla geniş seçeneklere ev sahipliği yapıyor. Özellikle geniş bir manuel mod seçeneği sunan telefon ikinci ekranını da bu kullanıma dahil ediyor. İkinci ekranı kullanarak fotoğraf ve video çekerken otomatik ve manuel modlar arasında geçiş yapmanız mümkün. Kameranın teknik özelliklerine baktığımızda arka yüzde çift lensin kullanıldığını görüyoruz. Buradakilerden biri 29 mm ve f1.8 diyafram açıklığında 16 megapiksel, diğeri ise 12 mm ve f2.4 diyafram açıklığında 8 megapiksel lens. Optik imaj sabitleme ve lazer otofokusun kullanıldığı kameralarda çift led flaşı da görüyoruz. 16 megapiksel lens ile 75 derecelik normal, 8 megapiksel lens ile 135 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Böylece kapsam alanını genişletmek elinizde. Benzer tablo ön kamera için de geçerli. 5 megapiksel lens ve f1.9 diyafram açıklığına sahip olan ön kamerada hem dar hem geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. Buraya kadar tamam. Peki çekilen fotoğraf kalitesi nasıl? Hemen hızlıca genel olarak V20'nin güzel kareler yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Detaylara baktığımızda ise arada oluşan grenlerle karşılaşabileceğinizi, renklerin keskin olduğunu ve dinamik aralığının muhteşem olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle yüksek kontrast sahnelerde umduğunuzla karşılaşamayabilirsiniz. Geniş açılı lensle çektiğiniz fotoğrafların daha geniş alanını kapsaması nedeniyle daha çarpıcı fotoğraflara imza atabiliyorsunuz. Fakat ana kameraya oranla çekilen karelerin kalitesinin düştüğünü de belirtmek gerekiyor. O nedenle bu noktada telefonun kamerasından bahsedildiği kadar büyülendiğimizi söyleyemeyiz. Otomatik modda fotoğraf çekiyorsanız ışık büyük önem arz ediyor. Eğer manuel ayar yapacaksanız fotoğraf kalitesini arttırmak elinizde elbette. Selfie kamerası için de benzer şeyi söyleyebiliriz. Ten rengini iyi yakalayan telefon yine burada en iyi kareyi iyi ışık koşullarında yakalıyor. Şimdi V20 ile çektiğimiz fotoğraflara bir göz atalım. İncelememizin sonuç bölümüne geldiğimizde LG V20'nin de selfie gibi iddialı özelliklere sahip olduğunu, tablet kategorisi için iyi bir akıllı telefon olduğunu görüyoruz. Özellikle her anlamda yeni seçenekler sunması onu özel yapan bir unsur. Elbette her akıllı telefonla karşılaştığımız gibi kendine has bazı noktalarda eksikleri de mevcut. LG V20'yi şu an piyasada incelememizin başına da belirttiğimiz hediyeleriyle beraber 2969 TL'ye bulabiliyorsunuz. Evet, 3000 TL'ye dayanan fiyatı
ona erişimi güçleştiriyor ancak hediyeleriyle rakiplerine oranla biraz da olsa avantajlı durabiliyor. Elbette burada karar her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.